Size merhaba arkadaşlar. Benim Antalya'dan gelen, bugün köyümüzde şenlik var biliyorsun. Fotoğraf çekilecektik, çekemedik. Uğur abi şimdi geldi, çekilecektik dedi. Bir fotoğraf çekildik. İsmin neydi kardeşim? Ali Deniz. Ali Deniz. Seni videonun başına koydum. Bu da annesi. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi aşağı gidecektik. Dedim ki gel gidelim köpeklerin yanına, hem seninle video çekelim. Dedi ki gideceğiz şimdi Deniz abla. O yüzden seni videonun başına koydum. Hem kendini izlersin hem de böyle bir anımız kalır. Pardon bakın şimdi evet amca kusura bakma. Evet. Seni söylemeyi unuttum. Şimdi amcam benim Almanya'dan geliyor. Evet efendim. Benim videolarımın büyük ihtimal hepsini. Baştan sonra izledi. Bütün her şeyi biliyor. Tabii ki. Amcamı da eklemedik. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu arada çok memnun oldum. Evet. Köyde seninle bir araya gelmekten. Bunlar da köyümüzü ziyaret etmişlerdir. Bugün festival olduğu için kendileri de bizi buraya iştirak ettiler, geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böylece bir fotoğraf çekildik. Yani ben Almanya'da yürüyorum, sizler neredesiniz? Antalya. Antalya'da. Sen nereye yürüyorsun? Antalya. Antalya'da. Tamam, o zaman dersin Uğur abimle bir videomuz oldu. Gördüğünüz gibi yani bizim köyümüzde hep beraber bir araya geliyoruz. Evet. Ve sıkı takipçiniz, takipçiyiz. Daha doğrusu sen de öylesin değil mi? Evet. Onun için çok mutluyum. Çok evet. Memnunum. Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Azat. Azat beni çok seviyor arkadaşlar. Bana böyle var ya, ölüyor. Bu Azat. O Azat. Paça değil mi? Yok o paçanın kızı. Ha, evet. Lady. O Şirin. Fıstık, Azap'ın kızı. Duman bizim. Bu bizim paça arkadaşlar. Paçayı çiftliğe getirmek zorunda kaldık. Paça burada hani sorun yaşıyordu. Sorun yaşıyor ama şöyle bir olay oldu. İzleyicilerimiz şu paçayı bir en son görelim dediler. Öyle şimdi mi? Onun karşılaşmasını yapacağız. Hadi yapmadım. Yaptık. Biraz üstünden zaman geçti. Son duruma bakacağız amca. Lan seni ilk ben gezdirdim lan tasmayla. Değil mi abi? Evet. Hatırlıyor musun? Aslanım Azat'ta o. Gel sen de seni gel. Çatlasınlar değil mi Azat'ta ya? Yok. Yavrum benim. Aslanım Azat'ta. Aslanım Azat'ta ya. Kaç. Kaçır mı? Azat yerine göre adamcı. Yavrum benim. Geçen bir video çektik biliyorsunuz amcama saldırdı. Azat orada aslında gidiyor normal. Amcam bir anda sopayı kaldırınca. Azat şöyle. Aynı tepkilere karşılık veriyor. Azat evet. Mı diyorsun sen? Azat saldırdı amcama. Azat'ı gördüm ben, evet. Amcam bir anda arkadaşlar sopayı kaldırınca Azat da tabii ne oluyor der gibi hemen amcama karşı hemen savunmaya geliyorlar. Geçti. Hemen kıskanıyor geliyorlar ha. Azat. Koç. Bak şu an amca eline bir değnek al hemen sana saldırır. Olur mu canım ben buna değnek Azat, gösteririm ya. Azat değneği sevmiyor. Muhtemelen köyde bir değnekle ilgili bir olay yaşadı. Buna değnek gösterir ya, bunu seveceksin ya. Bak yerine geldik. Misafir olduğumuzu biliyorlar. Evet. Bizi hoş karşılıyor bak. Bu da biliyor. Herhalde Uğur. Akraban olduğumu anladı herhalde. Anlar. Kokudan mı anlıyor? Ya demek? Şöyle Albert Einstein'ın bir sözü var. Evet. Bir köpek bir insanı sevmiyorsa köpeğin hislerine güvenirim der. Köpekler anlıyor arkadaşlar. İnsanların onları sevdiğini, sevmediğini veya zarar vereceğini anlıyor. Hoy. Evet, asıl konumuza gelelim lan. Dur. Paça bitti dedik. Paça yıldı dedik. Vallahi paça şu an çiftlikte yapıyor bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paça bunları çiftlikte yapıyor. Tamam paça. Paça acayip takmış. Paça karşılık vermiyor. Bak.
Paça çok enteresan arkadaşlar. Yani bazen çok mazlum. Büyüklerine karşı çok saygılı. Yani Azap'a olsun işte. Azat'a olsun. Yalnız bazen de çok psikopat. Anlamadım. Mesela köyde geveze köpeğe de bunlar yapıyor. Mesela biliyorsunuz bir kere kaplanlar daldı. Paça kalktı, bindi. Geveze köpeğe orada. Paça biraz duruma göre değişebiliyor. Yani gerçekten çok böyle hani diyoruz ya, cesaret konusunda problem olan bir köpek olsa mesela bu, şu an yaptığı davranışlar çok agresif davranışlar. Bak Şirin paçadan yüksek. Ve amca Şirin doğduğunda gerçekten küçücüktü. Evet. Küçücüktü. Ben dedim ki muhtemelen yaşamaz dedim. Çünkü o kadar küçük bir halde doğmuştu. Enteresan. Geldi mesela şu an paçadan bile yüksek. Koşar. İyi koşar. Fizik yapısı uygun. Evet. Şirin çok güzel bir köpek aslında. Fenotip bize çok güzel. Ha o yok. O çok uysaldır. Duman çok uysaldır. Evet. Yılan bile dokunmaz. Bak Şirin çok harika görünüyor. Aa kim geliyor? Evet çiftliğimize ziyaretçilerimiz var. Ha Birkan. Birkan ve Birkay. Siz de hoş geldiniz. Gel 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 de görelim. Bak bak. Paşa. Bir şeyim benim. Hey hey hey. Paşa. Ya paşa. Arkadaş. Abarttın iyice sen de ha. Paşa. Paşa'nın da tepesi atıyor. Paşa'nın da tepesi atıyor. Bak 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 bak. Bak. Hadi paşa. Göster kendini paşa. Haydi paşa. Hey sakin. Sakin oğlum sakin. Aslanım benim paçama bak be. Paçama bak be. Tamam tamam biraz rahat ver. Rahat ver. Biraz paçaya rahat ver. Neymiş yani bu arkadaş sizdeki bu kavgaya? Paça. Yalnız şöyle söyleyeyim. Gerçekten boğuşurlarsa paça inanılmaz karşılık verir. Paça mı? Evet, paça kesinlikle inanılmaz karşılık verir. Zaten paça sonunda bir şey yapmıyor ki. Yani diyelim bir dalaştılar, bir birbirlerine girdilerse paça evet. Arkadaşlar kesinlikle karşılığını verir. Hatta şöyle söyleyeyim, paçayı alabilir de. Yani bırakmaz. Paça yaş olarak küçük. Ve bu arada babadan kardeşler. Evet, evet. Aynı kardeşler. Oğlum paça gitar biraz severim. Asbanallah. Ha işte paça senden bunu görmek istiyoruz. Paşa yap oğlum. Böyle olmanı istiyoruz. Paçam benim seni her halinle seviyoruz gerçi evet, ama. Dövüşmeyin. Paça beni çok seviyor. Dövüşmeyin. Aracı mı evet lan değil mi? Paça beni inanılmaz seviyor. Paça bir destek alırsak değil mi? Bak önünü kesiyor. Islanım benim be. Yine de önünü kesiyor. Ya paça da öyle işte evet. Paşa da öyle sürekli önünü kesiyor, sürekli tahrik ediyor. Abi bir iki gelecek tam boşacak onlar. Ben bana da öyle geliyor. 4 ay sonra var ya burada kalırsa şahit evet. Paşa. Yani bir gün şu an bile yapabilirler. Yani bir anda hırr deyip birbirlerine girerlerse. Koş, aynı azat. Şerefsiz azat. Şey. Ulan sen var ya aslında çok canavar var senin içinde canavar. Ben biliyorum o senin içindeki canavarı. Bunun boyu bu kadar mı kalacak? Biraz daha kalınlaşır. Boy belki birkaç santim. Daha bu yaştan sonra çok atacağını sanmıyorum. Yani böyle bir şey bana da nasip olmadı inanamıyorum. Nasıl? Paça gibi mi? Diyor böyle bir geleceğimi ve burada evet. Bu şekilde tekrar geçeceğimizi, bir araya geleceğimizi. Tamam oğlum. Tamam.
yapabilir. Zaten biraz ya, o biraz kendi bölgesinde. Ya bir tonu kapının önüne bağlı amca. Adam koymaz. Azalt tabii ki. Bakalım alıyoruz. İlk sırada içerideki var. Bir ton evet. Açıkçası yerde yatıyor. Diyor ki gel gel size göstereceğim ne olduğunu. Gel diyor. Ya bunlar da benim kuzenler. Her biri manken. Evet. Benim gençliğim, gençliğimi anımsatıyorlar. Senin gençliğine yetişemeyiz biz ya. Öyle mi diyorsun? Evet, sen hala gençsin zaten. Piton değil mi? Eyvallah. Ha? Ha? O piton. Piton. Evet. Abi ne yapalım? Doğru. Piton acayip ya, çok büyük. Ve piton şöyle bir de sallı arkadaşlar, çok geniş. Sallı. Sal nedir biliyor musunuz? Sal. Sal demek şuradan bu uzunluk demek, buraya kadar sırt uzunluğu demek. Evet, piton. Pitonum efsane. Ben her getirdiğim, ya bak bak bak, her getirdiğim köpek efsane oluyor. Evet. Piton büyük. Azat'la denk getirmiyoruz. Azat'la çok denk getirmemeye çalışıyoruz. Yoksa... Vallahi Azat'a bravo. Gerçekten. Evet. Hani bir film vardı. Devlen. Neydi onun ismi? Kim? Diyemem. Eski zamanlar attı. Azat'ın olayı da o diyorsun. Okunan yerleşim. Bir gün hatırlarsam sana onu yazacağım. Tamam. Tekrar burada ifade edersin. Evet, şu Azatlı'yı bir çıkaralım. Ooo evet. Oo oh, oh. Tamam. Yap böyle. Kıs kıs ama. Evet. Geçen bir olay yaşandı. Tamam. 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 Paça. Geçen bir olay yaşandı. Biraz paçayı burada ezdiler. Evet. Sonra paça bir ufak bir korku yaşadı. Biliyorum. Çok duruldu, çok şey yaptı. Çok evet. Şey çekildi. Bak şu an mesela Azat'ı açtım. Paça kesinlikle geri ses yapmıyor. O zaman bozuyor vardı. Tamam, tamam, tamam. Oo. Ortam gergin. Tamam, tamam. Şimdi Azat'la arkadaşlar, Azat'la ilgili şunu söyleyebilirim. Hani belki piton kadar yok. Öyle söyleyeyim. Piton kadar yok. Evet. Kesinlikle. Yok ama amca bu iş nedir biliyor musun? Biraz hırs, psikopat olmakla alakalı. Evet, zaten psikopat. Yani. Azat, Azat'ta o var. Mesela yani, yanına getirdiğin zaman patelerine bak, şeyine bak, şekli şemaline bak. Evet. Pitonla kıyaslarsak. Piton yani yenilmemesi gereken bir köpek. Evet. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Yenilmiyor da Azat biraz canından bezdirdi onu. Azat canlı, Azat'ı görmek de istemiyor artık. Çünkü şu var. Nefes kalmıyor. Ya şu vardır mesela. Nefes çok şey. Çok mesela diyelim 1.90 boyunda adam vardır. Evet evet. 1.65 boyunda çok deli bir adamdan. Mesela Mike Tyson değil mi? Çekinebilir. Mike çünkü Tyson. Niye der ki bu psikopat, bu manyak, buna bulaşırsak başımız belaya girecek. Mike Tyson öyle değil mi? Evet. Bizim Azatto'nun olayı da o. Azatto. Bizim Mike Tyson bu aslında. Evet. Azatto bir girdin mi amca? Ne ayırabiliyorsun? Ne de bırakıyor. İkisi de bak kardeşler bana geri görüyor musun? Evet. Niye? Azatlı soyun. Aslanlarım derim. Ama kılısınız ya. Bayağı kılısınız ya. Tamam tamam tamam. Tamam. Bizim olay o arkadaşlar. Aslında bu işler tamam. Böyle büyüklükle alakalı. Büyük ne kadar çekerle hırsla alakalı. Aşırı dedi yaklaştı bana. Evet. Azat aslında öyle. Hangi sen böyle? Yabancı geldiği zaman çiftliğin dışına yaklaştığı zaman bırakmıyorlar. Tabii oğlum. Ha? Doğrusu o. Ama ben buradayım ya amca. İçeri evet. Girdiniz. Şey yaptılar. Böyle bir de hayvanlar dediğim gibi Albert Einstein'ın bir sözü var. Yani hisseder. Gerçekten onların hisleri çok kuvvetlidir. Ha, paça. Sizi sevdiler. Sevdiler mi abi? Ya bu ne olacak bu paça paşa bilmiyorum. Paşa da rahat durmuyor. Bak hiç paşa, geri. Paşa biraz büyüsün. Paşa evet. Paşa kimseye. Paşada hiç geri vites yok. Yani bak gidiyor gene burnunun ucuna dikiliyor. Yok yok. O biraz kendini bir gelsin. Bir iki kavga yapsın. Başlar o. Geçen Azat'a daldı paşa. Azat'a. Tabii. Vay be. Azat'a daldı ama sonra bir. Yer yemiş. Evet. Yürek yedi. Sen bir tanesini verdi ya pazıyı. Evet. Köpekler bulmaya başladı. Ona da kimse bir şey değil mi? Adam olmaz diyorlardı. Doşka mı? Doşka. Ya Doşka efsane bir köpekti. Doşka bak nasıl çıkıyor. Hemen gidiyor saldırıyor. Evet.
Afet. Boşka köpek boğmaya başladı köyde. Hissediyorum ya. Tamam, tamam. Ey, 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 ey. Sakinlik istiyorum. Kuyruğa bak be. Kuyruğa bak, kuyruğa. Beni biraz sevin ya. Sakinlik istiyorum gençler. Sen rahat dur ya. Paşa. Sen gel bakayım buraya paşa. Paşam gel bakayım. Şık. Paşa beni çok seviyor, paşa beni. Uşum. Tamam, kıskanma lan hemen. Paşam benim eşiğim. Uşum benim. Tamam tamam, yeter 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 yeter. Yeter. Tanıtayım. Bu paça, bu paça bizim bu paçanın oğlu. Azat, Azap'ın oğlu. Bunlar Azat bizim favorimiz değil mi? Evet. Aslında Azap favoridir. Azap benim favorim ya. Azat. Bunlar öyle mi? Azat. Azap. Genelde Azap. Ben Azap demek istedim. He, Azap mı? Azat çok seviyorlar. Antikanın kızlar bunlar da. He, onlar da paça antika işte, bizim kızları. Bunlar oğlu. Zaten kardeşler. Bizim Duman. Kardeşler. Fıstık Azap'ın kızı. Piton. Ondan sonra paça. Bu mu abi, arkadaki mi? Fıstık bak, o arkadaki. Paça. He? Şu yatan abi. O Duman. Duman. Paça, bizim küçük Azap yok mu? Hı-hı. Küçük Azap. Onun annesi. Paşa, paçanın oğlu, annesi Sultan vardı. O da Azat'ın aynı, yani şöyle söyleyeyim. Paşa ile Azat aynı anne çocukları. Ama babaları paçaydı. Birinin baba Azap, birinin baba paça. Evet. Doğru. Anneler biri, doğru ya. Bak, bunlar sizi sevdiler. Sevdiler mi abi? Evet. Bunları vermiştin ya, perişan olmuşlardı Sivas'ta. Evet. Bak, toparlandılar hemen. Evet. Yani köpekler bile duygusal, vatanını, memleketini, yuvasını... Ya şuna bağlıyorum. Yuvalarına geldiler, o yüzden mutlu oldular. Herkesin kendi evi. Evet. Ayrıldılar ya, beni çok seviyor. Mesela ben, Şirin geliyor, benim dibimden ayrılmıyor. Sürekli... Köpekler net söylüyor yani. Evet. Lady de aynı şekilde. Evet. Orada da mutlaka iyi hayat bakılmıştır. İnsanlardan daha çok merhametli değil mi köpekler? Köpekler mi? Evet. Kesinlikle. Yani şu anki düzene bakarsak kesinlikle. Hayvanlar, yani özellikle evcil hayvanlar. Kediler biraz daha duygusuz oluyor. Yani köpek gibi olmuyor. Tabii. Kediler daha özgürlüğüne düşkün. Ha, onlar biraz özgürlüğüne düşkün. Köpekler gerçekten... Yani çoğu insandan senin iyi bence. Götürdüm mesela, kanser oldu, geri geldi. Evet. Yani duygusallıktan dolayı hayvan hastalandı, geldi burada öldü. Üzüldüler tabii. Tabii üzüldüler. Ne oldu o şu? Paşam. Ne oldu benim tosun bana? Hani sen diyorsun bazen. Akıllıdır oğlum, akıllı. Ben seni gene köye götüreceğim, tamam mı? Bazen diyorsun köpekler azaltacağım, şunu vereceğim, bunu vereceğim. Şimdi biz de buradayız. Ben senin yerinde olsam nasıl verirdim? Hangisini verelim? Evet. Değil mi? Ha, bir de sende şöyle bir huy var. Yeni doğan köpeklere de alışıyorsun. Evet. Mesela bir tane dişi var, biliyorsun. Herkes çıkmadığı yerde o çıkıyor. Evet. Ona sahip vermek istiyorsun ya. Azalt. Evet. Kızı değil mi? Ha, evet. Ona da sahip vermek istiyorsun başa. Yani sen duramıyorsun. Ya şöyle söyleyeyim. Ben amca, inan burada var ya, imkanım olsun. Evet. Köpeklerin sayısı var ya, belki 100'ü bulur. 200'ü bulur. Ama işte biliyorsun, köylerde 200'ü bulur. Artık biraz şey yapmak lazım. Biraz da kalbimizin önüne geçeceğiz. Üzülsek de. Ama ben şunu söylüyorum. Mesela ben görüyorum yani. Onu getiriyor, bir köpek getiriyor, onu götürüyor, onu getiriyor, onu götürüyor. Yapıyorlar. Ben verdiğim yeri bile mutlaka, mesela geçen Doçka'ya götürdüm, güzel bir yere bıraktım. Verdiğim yerde de mutlaka güzel oldu. Ve takip ediyorum kesinlikle. Arıyorum. Ne yaptınız? Durumu nasıl? Zaten sen kaybolan köpeklerini bile arıyorsun. Bir tane küçük köpek vardı, Kara, değil mi? Evet. Karabaş. Karabaş mı? Yani onu bulduk mesela. Şu an mutlu bir yerde. Öyle mi? Evet. Ama işte bazen de yapamıyorsun amca. Yani. Sen onu buldun mu? Kelkit'te miydi o? Yok, o Kelkit'te buldum ben onu. Attım arabaya, getirdim, veterinere götürdüm, aşısını yaptırdım, getirdim. Biraz büyüttüm. Vermek zorunda kaldım. Şimdi o. Ya birine verdik, ilgilenmediler, orada şey oldu, kaçmış, sonra yakalamadılar, yakalayamadık diyorlardı. Şu an birisinin elinde, bir abinin elinde, çok seviyor. Hatta bana geçen yarası varmış, onun için ne diyor, üzüldüm diyor, ne yapabiliriz, yani çok seviyor. O da yani aklımda kalmış yani. Evet, iyi bir yerde. Senin bir köpeğin vardı, hatırlarsan. Aslan. Aslan'a verdik, aslan çalınmış. Öyle gitti. Aslan var ya. Bayburt'ta. Malaklı aslan.
Evet, Bayburt'taydı. Verdik, sonra dedi çalın dedi. Artık çalındı mı, başka bir şey mi olur bilmiyorum. Çalındı dedi bana. Yani evet. Evet. Sonra bir daha birkaç kere daha aradı, şey yaptım. Haberimiz yok dedi. Ben demek ki öyle gitti. Kontrol ettim geçen de aslında. Bilmiyorum, hamile değil büyük ihtimal. Aslında çok da güzel yavrular veriyor. Mesela kobra gerçekten şahane arkadaşlar. Çok güzel. Bir dahaki sefer hep bir tane bir dişi getireceğim. Bu sefer köpekleri azaltmaya çalışıyorum. Köpek getiriyorum. Yani bilmiyorum, pitonu bu sene üretmek istiyorum. Çünkü pitonun acayip bir yavru bekleyenleri var. Bir şeyler yapmamız lazım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizleri buradan görmekte mutluluk duyduk amcacığım. Evet. Tüm seyircilere selamlar. Evet. Bu arada amcam, yani derler ya tabir, adamın dibidir. Amcamı çok seviyorum. Sen olmasan zaten bana onu söylemezsin. Her şey karşılıklı. Evet. Oturuyoruz bazen, saatlerce sohbet ediyoruz amcamla. Evet. Uğur, sen biliyorsun, sen benim için çok değerlisin. Teşekkür ederim amca. Sen zaten kendini sevdirmesini bırak. İnsanlar kendini seni seviyor. Seni sevdirmene gerek yok. Evet. Davranış tarzı ve konuşma şekli işte ben. İnsanları mesut ediyor. Bilakis beni mesut ediyor. Evet. Ben bıkmayarak seni dinliyorum, istiyorum, seyrediyorum. Ve senin daha çok gelişeceğini biliyorum. Herkes tadamaz. Büyük bir şansın var. Şanslısın. Cennet gibi bir yerde yaşıyorsun. Bir de sevdiğin hayvanlar yanında. O evet, o benim için çok önemli. Tabii, senin aslında bir terapidir. Kesinlikle öyle. Yani kimin ruhunda sorun varsa burada aslında terapi hazır. Kendi kendine köpekler. Ya ben terapi amcacığım var. Geliyorum. İnan burada onlarla bir oynuyorum, bir şey yapıyorum var ya. Ruhum yeniliyor. Evet. Yani ama şunu söyleyeyim, kesinlikle o hayvanları kendi menfaatim için beslemiyorum. Kesinlikle o değil. O değil. Ben onlardan daha çok, kendimden de onları daha çok düşünüyorum. Zaten düşündüğün için köpekler gittiği zaman mutsuz olduğun mu geri getiriyorsun. Evet. Çünkü sen onlara bir bağlılığı var. Yani nasıl derler, kardeş kardeşe bağlı oluyor. Evet. Ben bazen sen de şunu görüyorum, sen daha kardeşe daha ötürü hayvanlara, yani köpeklere bağlısın. Çok seviyorum ben. Evet, öyle. Yani. Bir de buranın bu güzel temiz havası, yayla. Azap için ben köye geldim. Evet. Ve hayatta şuna inanıyorum. Gerçekten iyi şeyler yaparsanız şöyle bir soru, karşılığını bir soru alıyorsunuz. Azap mı seni buraya getirdi, sen mi azap buraya getirdin? Azapı sayesinde, yani azapı şehirde yaşamak, yaşatmakta problem yaşıyordum. Evet. Köye gelmeye karar verdim. Dolayısıyla yani azap seni getirdi buraya. Evet. Azap. Azap seni getirdi. Evet. Yani azap sana bir onun sayesinde böyle bir yer tanıdım. Ve köyün, şu an evet. Köyüne geri dönmeyi. Sonra tanıdım. Evet, koyunlarım oluyor şu anda, işte çiftliğim oldu. Evet, geleceğe evet. Yönelik iyi şeylerim var, planlarım mesela var. Mesela ne düşünüyorsun geleceğe yönelik? Koyunlarımı çoğaltmak, bugün konuştuk amcacığım. Ondan sonra köpeklerimle ilgili güzel planlar yapmak. Burada bal, peynir, wow, evet, bu işlere de başlamak wow, istiyorum. Tebrik ederim. Yani mesela şuraya kiralayabiliriz, bura bize ait. Evet. Ya da şu tarafı. Ha? Şu karşı tarafı. Evet. Yabancı değil, biliyorsun. Gerekirse orada da bir şeyler yapma imkanı. Yani benden peynir, yağ, tabii, bal çok evet. İsteniyor. Bunları da yapabiliriz. Ben olmak isterim. Evet, bunları da yapabiliriz amca. Bilakis hakiki bal arıyoruz, bulamıyoruz. Evet. Hep evet, sahte evet. Ballar. Kesinlikle hakiki bal üreteceğiz. Glukozlu falan. Evet. Hı-hı. Ben zaten sen zaten güzel şeyler yapacağını ben biliyorum. Hele bu işi el attıktan sonra da ben bilakis şunu biliyorum ki malın satacağın ürünlerin en iyisini satacağını düşünüyorum. Evet. Görüyoruz, şekil beklemeyi görüyoruz. Kesinlikle. Mesela aslında orayı bakıyorsan evet. Biz senin o şekilde sana yaklaşmamız tabii ki sevgiyle. Sen de bizi aldatmayacağını, kandırmayacağını çok yok. Biliyoruz. Eminiz. Ben kendi adıma söyleyeyim o zaman. Dediğim gibi ürünlerde senin kadar kaliteli olmalı. Ben hayatım boyunca düzgün bir insan olmaya evet, olarak. Evet, ben
düşünüyorum. Senin gibi kaliteli olacağını düşünüyorum. Böyle olduktan sonra zaten Allah verir her zaman. Geçen sene mesela bir peynir yaptık. Müthiş bir peynirdi. Evet. Gerçi Erzurum'da satıyorlar. Peyniri. Daha kuru oluyor onlar. Keçi koyun peyniri. Karıştırıyorlar. Ondan sonra evet. Biraz daha yağsız oluyor. Tabii tabii. Biz tam ayarını da yağlı, tam orijinal tulum yaptık. Aynen. Hatta biz mesela şu an birkaç deriyi de ayırıyoruz. Deride de basacağız. Evet. Çünkü eski oydu. Bildiğim kadarıyla şu anda 370 lira kilosu. Biraz daha arttı sanki amca. Ben öyle biliyorum. Tabii ki üründe ürüne fark var. Tulum peyniri harika bir peynir. Evet. Müthiş lezzetli bir peynir. Tulum peyniri dediğin zaman deriye basılmış peynirden basıyorsunuz yoksa bidona mı basıyorsunuz? Yok, o ilk önce torbalara basılıyor. Üzerine yaklaşık 60-70-80 kilo taş koyuluyor. O... Torba derken ne gibi torba? Normal, onların torbaları var. Evet. 60-70 kilo şey koyuluyor. O onu eze basa basa. Yani suyunu çıkarıyor. Tabii onu tulum yapıyor. Ama eskiden şeyde yapılırmış. Deride. Yani kaç günde bir tulum peyniri? Keçi derisinde. Tulum peyniri zaman olarak ne kadar alıyor? Serüveni mi? Evet. Yani 3,5-4 ayı buluyor. Yapma ya. Vay be, emekliymiş. Evet. Ama sen zaten bu işe meyillisin. Evet. Meyillisin de herhalde 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo değil. Yapacağız. Ben duygusallığımı bırakmayacağım ama çabamı arttıracağım. Daha da arttıracağım. Peki sen bak eskiden müşteri diyorum, özür dilerim, müşteri diyorum. Ha müşteri. Yok, önemli değil. Takipçilerimiz, sevenlerimiz, evet. Sevdiklerimiz, dostlarımız. Evet. Olabilir, olabilir. Söylüyorum. Takipçilerimiz. Bir ara sana demişti, at al diye. Evet. At neden kullanmıyorsun? Dağdan esasen atla koşturduğun zaman köpeklerin peşinde koşması veyahut da ileride önde gittiği zaman sen de onları arkasına çekme vesaire. Evet. Böyle bir şey düşünüyor musun at almayı? At mı? Evet. Olabilir. Sana da yakışır ama. Evet, olabilir. Neden olmasın? At da güzel video olabilir. Bu mesela köpeklerin böyle önde giderken atın üzerinde bir video yapabiliriz. Akşam videoları çekmeyiz. Gece videosu mu? Yapacağız. Yapmam değil mi? Gece videoları yapacağız. Sen bana bir güzel bir fener hediye ettin. Teşekkür ederim amca. Efsane bir fener. Onu güzel doldurup inşallah şöyle bir orman gece videosu çok harika oluyor. Gerçi seninle düşünmüştüm. Lakin işte zaman kısıtlığından dolayı yapamadık. İnşallah bir gün tekrar bir araya geliriz. Evet. Öyle bir akşam yaşarız. Azato zaten güvenilir bir köpek. Ben şahsen söyleyeyim, Python'a hiç zorla sınmamıştım ben. Tabii Python'un da kendine göre seyirciler var. Ama muhteşem bir köpek. Evet. Patileri gerçekten bir aslan patisi gibidir. Onun için seninle tekrar böyle bir zaman yaşamayı gerçekten istedim. Ziyaretinizden seni... dolayı çok teşekkür ederim amcacığım. Estağfurullah. İnşallah seni tekrar buluşmak ümidiyle. İnşallah, inşallah. O zaman da seninle bu dağları köpeklerle beraber gezmek isterim. Gezelim. Gerçekten. Son dönemler koyunla ilgili çok... Vakit kaybediyoruz ama vaktimizi alıyor. Evet. Çünkü koyunu kat, koyun geliyor, koyunun saati var, gidiyor, geliyor. Evet. İşte kuzu gidecek, koyun sağlayacak, köpek... Bunu biliyor musun? Özür dilerim. Koyunu otlatan köpekler var. Biliyor musun? Ufaklar. Ben onun videosunu sana bir gün atarım. Hayvanlar ya yani koyunu, şöyle söyleyeyim, koyunu otlatan köpek... Biraz abartıya kaçıyor. Çünkü koyunu çevirmen lazım. O çeviriyor işte. Yok ya. Onu vallahi ben sanmıyorum. O çeviriyor. Yok. Yani koyunun nereye otaracağını mı götürüyor? Sen ıslık çalıyorsun. Islak komut veriyorsun. Hı. Tabii farklı ıslık çalıyorsun. Farklı şeyler. Onlar o komutu biliyor. Ona göre hareket ediyor. Yok, o farklı. Yok şimdi mesela söyleme göre. Hadi oğlum koyunu götür. Getir mi? Yok canım. Ya, yani onu da o olmaz. Sen zaten yanında olacaksın ama. Yani o koyunu götürecek... Saatinde koyunu çevirecek falan getirecek. Koyun yoncaya girecek, koyunu yoncadan çıkar. Abi, otarıyor diyor ya yani onu, o onu şey. Ama şu var. Gidelim mi? Gidiyor, gidelim. Sizin aceleniz var. Şöyle söyleyeyim, videoyu bitirmeden önce amcacığım. O yurt dışında bir köpekler var. Aynen, tamam mı? Şut yapıyorsun, koyunu çeviriyor böyle. Aynen, aynen. Küçük köpekler evet, böyle. Evet, evet. Ondan sonra komutlarını veriyorsun. İşte ne bileyim. Koyunun önünü durduruyor. Ya koyun arkada kaldıysa onu getiriyor. Bravo.
O. Onlar yani senin fazla yürümeni gerek kalmadan. Ha tabii o çok önemli. Yorulmuyorsun. Sen ya mesela oluyor. Diyelim eğitebilirsin. Atıyorum Azap'a eğittim. Ya da işte Azat'a eğittim. Ya da yavrulardan birine eğittim. Diyelim böyle höt yaptığın zaman mesela o hayvanı gidip çevirebilir belki. Evet. Evet. Evet amcacığım. Şimdi gençlerin acelesi var. Gidelim. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar paça psikopat paça devam ediyor. Hiç vallahi Azat'ı görmesine rağmen hiç geri bir ses yapmadı. Efsane paçam benim. Saldırması veyahut da insanlardan ne bileyim insanlara düşmanlık falan diye bir şey yok köpekte. Evet. Köpekler her şeyi hisseder. Evet. Sahibine düşman olanı, sahibine iyi olanı severler, korurlar. Tamam, tamam. Evet. Herkese selamlar, İyi saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugün bir video daha atabildik. Şenliğimiz var. Şimdi şenliğe gideceğiz. Misafirlerimiz geldi. Amcam geldi. İşte kuzenler geldi. Çiftliğe geldi. Köpekleri görmek istiyorlar. Aynı zamanda benim videolarımı izliyorlar, takip ediyorlar. Geldik ve çektik. Görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.